Anladığımız şekilde şu an hani olağan bir sakatlığı yok oyuncunun. Sadece o süreyi baz alınıp böyle bir büyük bir sakatlıkmış gibi lanse edildi. Fakat dediğim gibi zaten yarın kontrolden geçilecek. Ancak bir problem beklemiyoruz. Dilerseniz oyuncu ile ilgili, tabii oyuncu çok merak ediliyor. Bugün birçok meslektaşımız da bu konuyla ilgili görüş belirtti. Ben de biraz tarif etmeye çalışayım oyuncuyu. Daha çok fiziğiyle ön plana çıkan bir oyuncu Etebo. 95 doğumlu genç bir isim diyebileceğimiz bir isim. Potansiyelli bir oyuncu. Nijerya milli takımında da oynayabilen oyuncu. Tabii kafa karıştıran şu noktada biraz daha evet, Nijerya genç takımında da büyük bir çıkış yapmış. Portekiz Ligi görmüş. Oradan İspanya'ya kiralık olarak gönderilmiş. Sonrasında Stoke City almış. Sonrasında Stoke tekrar kiralamış. Burada kafa karıştıran tabii ki evet, potansiyelli bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Fizik yapısı da öne çıkıyor. Neden daha üst klasmanda veya daha üst klasman takımlarda forma giyememiş olması biraz kafa karıştırıyor. Tabii genç U23 takımında, Nijerya U23 takımında skorer bir oyuncuyken kulüp takımına geldiğinde bu skoru gösterememesinin sebebi de ben biraz daha fizik üstünlüğüne bağlıyorum. Tabii üst düzeyde biraz daha klas fark ettiriyor. Ama NDI tarzına biraz beni gidip gelebilen bir oyuncu. Aslında Fatih Hoca için de en büyük kriterin bu olduğunu düşünüyorum. Kat etme meselesi. Çünkü geçen sene Galatasaray bunun sıkıntısını yaşadı. Enzonzi de kat edebilen bir oyuncu değildi topla birlikte. Seri de aynı şekilde. Bu özelliklerini göremedik. Nispeten Lemina bize bunu gösterdi, bu özelliğini. Lemina'da da istikrar problemi oldu. Sürekli sakatlandığı için Galatasaray oyun düzenini bir türlü oturtturamamıştı. Ama Etebo'nun bu özelliği var. Ama şuradan da aslında biraz anlatmak lazım transfer hikayesini. Biliyorsunuz Cuma günüydü yanılmıyorsam NDI olayı bomba gibi düştü. Özellikle sosyal medyada. Tabii Galatasaray'ın bu zamana kadar orta saha transferini bitirememesinin sebebi şu ana kadar burada yaptığımız yayınlarda da anlattık, sıcak para sıkıntısıydı. Bu sıcak para sıkıntısının sebebi neydi? Ona geri dönecek olursak Bankalar Birliği ile yapılan aslında 5 yıllık anlaşmaydı. Fenerbahçe bu konuda çok ısrarlı bir tutum sergilemişti. Biz 10 yıldan aşağı bir anlaşmayı kabul etmiyoruz demişti. Aslında Galatasaray camiasının finans konusundaki yetkin isimleri de bu konuda ısrarcıydı. Galatasaray'ın en az 10 yıllık bir anlaşma yapması gerektiği konusunda çok uyarmıştı yönetimi. Hatta yani ilk buradaki öneri Galatasaray camiasındaki finansçılardan gelmişti. Ama tabii burada sonra bu işin bayraktarı biraz da Ali Koç oldu. Ve Ali Koç şu an Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımız da bunları aktarıyor ve istediğini, Fenerbahçe'nin istediği anlaşma zeminini oturtmuş gözüküyor ve Galatasaray da bugün aslında 5 yıllık anlaşmayı revize ettiğini biliyoruz. Yaklaşık 12 yıllık bir anlaşma olacak ve 300 ek kredi daha, 300 milyonluk ek kredi daha alacak Galatasaray. Aslında bunu bekliyordu biraz daha Galatasaray yönetimi de. Çünkü Haziran'daki 100 milyon TL'lik faiz ödemesini gerçekleştirememişti. Kasım'a ötelenmişti ve Aralık'ta Galatasaray'ı bir 100 milyon liralık anlaşma faiz ödemesi daha bekliyordu. Tüm bunlar transferi de doğrudan etkiledi ve Galatasaray bu zamana kadar orta saha transferini bu mali problemler sebebiyle yapamıyordu. Şimdi karşılıklı anlaşmalar yapılınca, ki resmi olarak da açıklanır çok kısa süre içerisinde, Galatasaray'ın nispeten eli rahatladı ve rahat nefes aldı. Tabii ayrıntıları da camia çok merak ediyor. Mesela bu önünde olan 200 milyon liralık ödeme ötelenecek mi, yoksa yine en geç Aralık'ta ödenecek mi faiz ödemesi, o da merak ediyor. Ama benim tahminim bu 200 milyon liralık faiz ödemesi de en az 2 yıl daha ötelenmiş olacak. Galatasaray'ın burada eli rahatladı biraz daha ve ilk etapta tabii NDI'ye gidildi, ki Galatasaray sürekli William Davila ile çalışıyor son yıllarda, biliyorsunuz. NDI üzerine gidildi. Sonrasında NDI konusunda taraftardan büyük tepki alınca tabii yine Davila'nın kapısı çalındı ve bu isim Etebo Galatasaray'a getirildi. Tartışmalı bir isim aslına bakarsanız, ama ben çok da karamsar değilim. Potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Sarı kart konusunda bir takım endişeler var. Yani kart konusunda sık kart gören bir oyuncu olduğu belirtiliyor. Ben bunu olumlu tarafından da bakıyorum. Demek ki sürekli oyunun içerisinde olan bir futbolcu olduğunu da bize
gösteriyor Etebo. Ben çok karamsar değilim Okay abi Etebo konusunda. Evet, iki şey söyleyeyim. Bir Etebo ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi ilk defa bir ülkenin en büyük takımlarından birinde oynayacak. Stoke City, İngiltere'nin en büyük takımı değil. Yani orta sıraların biraz altında bir takım. Hetafe'de oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Kiralık olarak gönderildi. Hetafe'de İspanya'nın en büyük takımlarından birisi değil. Ortanın altı, baş altının altı hatta. Dolayısıyla büyük takım psikolojisi, büyük mücadelenin içerisine girdiğin için başkadır. Şöyle bir savun var her zaman savunduğum, gördüğüm. Avrupa'da son 15-20 yıldır büyük takımlar potansiyel oyuncuları toplarlar. Portekiz o pazarlardan biridir. Portekiz'de Güney Amerika'dan oyuncuları veya Afrika'dan toplar ki hani biliyorsun işte birçok eski dominyonlarından insanları getirirler, denerler. Başarılı olanları Avrupa piyasasına sürerler. Güney Amerika'dan getirir sürerler. Aynı şekilde İtalya'da bunu yapar. Hollanda'da 3 aşağı 5 yukarı bunu yapar. Denerler, olmuyorsa satarlar. Olmuyorsa satarlar, geliştirirler. Etebo ile ilgili Galatasaraylıları sevindirecek veya yüreklerine su serpecek bir çıkarımda bulunabilirim ancak. Bu çıkarım da şu. Evet, ilk defa hedefi olan, güçlü hedefi olan bir takımda oynayacak. Belki ilk defa bu kadar iyi futbolcularla birlikte oynayacak. Yani Stoke City kötüdür demiyorum ama hani Stoke City'de oyuncular sahaya çıktıklarında hadi beyler şampiyonluk için bu maçı almamız lazım veya Şampiyonlar Ligi elemesine gitmek için, lig ikinciliği için ya da UEFA'ya kat. Böyle bir durum yok Stoke City'nin. Dolayısıyla bu bir ekstra motivasyon kaynağı olabilir. Bu büyük bir avantaj olabilir. Bazı oyuncular yeteneklidirler, satın alınırlar. Yani Stoke City satın aldıysa bir şey görmüştür. Liverpool bir şey görmüştür. İşte Everton aldıysa bir şey görmüştür. Oradan seker. Hep işte Gökhan Töre'den bahsediyoruz. Chelsea onu finishingini beğenmedi. Bıraktı. Türkiye'de iyi işler yaptı. Arsenal yukarıya çıkarmadı Oğuzhan'ı. Finishingi yoktu. Geri aldı. Stoh çok iyi bir oyuncuydu. Finishingi zayıftı. Chelsea bıraktı. Twente'den Chelsea'ye geçmişti. Geldi Türkiye'de iş yaptı. Etebo bunu yapabilir. Fener Galatasaraylar için böyle bir yüreklerine su serpecek bir cümle kurabilirim. Oynadıkları zaman belki göreceğiz ne kadar başarılı olup olmadığını ama hani dişli, saldırgan, biraz kontrol edilebildiği dönemlerde de başarılı olabilecek, takıma katkı sağlayabilecek bir futbolcu profili çiziyor. Bu arada Troy Aykan'a bağımsız gazeteciliğe verdiği destek için teşekkür ederiz. Hikayesi de var. Stoğ'un da çevre kontrolü iyiymiş. Orkun abinin anlattığı hikayeden öğrendik. İyiymiş artık götürmemiş olduk. Eyvallah. Götürüyorlardı. Troy Aykan genç takımda ama A takımda zannediyormuş kendisini. Sonra bir bakmış genç takımda olunca artık ben demiş A takıma geçeyim. Hoş geldiniz abi. Çok teşekkür ederiz. Kafamı bozmayın divan kuruluna geçelim diyor. O da ona güldüm zaten. Kafanızı bozabilirsiniz. God bless. Yok şu anda. God bless Amerika mı? bir şey daha söylemek istiyorum Burhan Can. Sen hala Galatasaray'da banlı mısın? Cezalı mısın? Şöyle. Tabii yönetim tarafından öyle bir ayrıcalığımız var. Sanıyorum sorularımdan biraz çekiniliyor galiba Okay abi. Ama Flori tarafında sıkıntım yok. Sorma. Ama meraklı adamsın sen ya. Yani en son mikrofon vermediler. Ben de başkana rica ettim. Sayın başkan ben sorumu sorabilir miyim diye. Öyle sağ olsunlar mikrofon vermişlerdi. Ama herhalde aşılır bu problemler diye düşünüyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim Etebo konusunda Okay abi. Mesela aslında 6 ve 8 ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Hani hep bu bölgeye transfer olarak bakılıyor. Ama gerektiğinde bence Belhanda'nın veya Arda Turan'ın da alternatifi olabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum 10 numara pozisyonunda da. Çünkü Stoke'da da Ndiaye'nin önünde oynadığı bölümler olmuş. O yüzden yani orta sahanın her bölgesini yedekleyebilecek bir oyuncu aynı zamanda. Peki. İnşallah iyi olur. Bir de bir ekleme daha yapacağım söylediklerin arasından. Bu 10 yıllık vade meselesiyle alakalı olarak. Biliyorsun Galatasaray Kulübü'nde bir muhalefet var. Ekonomik olarak, mali olarak İbra yapmayan. Orada bir takım eski başkan adayları da var, delegeler de var. Ben Ozan Korkut'un bir açıklamasını hatırlıyorum. Bu 5 yıllık çalışmanın, 5 yıllık vadenin bir
yarardan çok zarar getireceğini söyleyip 10 yıllık olması gerektiği konusunda defalarca dile getirdi. Sonra bir harala gürele liseliler yaptılar, adamı tukaka ettiler. O da iyi bir iyi bir gaf. Sayın Korkut yani uzun süredir uyarıyor bu konuda. Benim de çok takdir ettim ve gece gündüz Galatasaray için çalıştığını iyi bildiğim bir insan, her şeyden önce başkan adaylığından önce iyi bir insan olduğunu düşünüyorum Sayın Korkut'un. Uzun süredir de uyarıyordu ama tabii Okay abi biliyorsun bazı algılar gerçeklerin önüne geçiyor. Yani insanlar iyi niyetle bir takım uyarılarda bulunsa dahi karşı taraf başka şeyler arayabiliyor. Yıllardır Galatasaray camiası üzerinde böyle bir algı oluşuyor. Ama şunu da söyleyelim, yani şu an mevcut yönetim içerisinde de Galatasaray liseli üyeler var. Mesela Kaan Kançal, başkanın en yakını Galatasaray liselidir. Yani Galatasaray'da liseli lisesiz ayrımı yok, gerçekten yok. Dışarıdan böyle gözüküyor olabilir ama en somut örneği şudur. İki güçlü liseli adayın olduğu seçimde Mustafa Cengiz ikiye katlayarak başkanlığı almıştır. Bu da aslında her şeyin kanıtı.